Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 25 Ocak Perşembe'yi gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Elektrikli araç üreticisi Tesla, Bitcoin yatırımcılarını rahatlattı. Dün açıklanan 2023 yılı 4. çeyrek finansal raporuna göre şirket Bitcoin'lerini tutmaya devam etti ve herhangi bir satış yapmadı. Tesla'nın bilançosunda 9.720 BTC bulunuyor. Şirket 2021 yılında 43.000'in üzerinde Bitcoin satın almış. Daha sonra yaptığı iki satışla bu varlıklarını 10.000 BTC'nin altına indirmişti. Grayscale'dan Bitcoin satışları günlerdir olduğu gibi dün de devam etti. Şirket Coinbase borsasına yaklaşık 760 milyon dolar değerinde Bitcoin gönderdi. Bugüne kadar gönderilen toplam tutarsa 4 milyar doları aştı. Bankacılık devi Deutsche Bank'ın son anketinde Bitcoin için 20 bin dolar korkusu dikkat çekti. Bölgesel olarak çeşitlendirilen ankette ABD'lilerin kötümser oldukları görüldü. ABD katılımcılarının büyük kısmı Bitcoin'in 20 bin doların altına düşeceğini söyledi. Buna karşın Avrupa tarafı ise daha iyimser bir bakış açısına sahipti. Avrupa'da çoğunluk 20 bin dolarlık seviyenin görüleceğini düşünmediklerini belirtti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu BlackRock'ın Spot Ethereum ETF başvurusuna ilişkin kararı erteledi. Buna göre kurum 10 Mart'a kadar yeni bir değerlendirme yapacak ancak o tarihte de erteleme bekleniyor. Uzmanlar kararın Mayıs ayı ortalarında çıkacağını öngörüyor. Öte yandan SEC Başkanı Gary Gensler da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Gensler, Bitcoin ETF onaylarının Ether ETF'leri içinde gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine 2 hafta önce söylediğim gibi Bitcoin ETF'leri ile ilgili verdiğimiz onay tek bir kripto ile sınırlıdır. Bundan başka bir şey düşünülmemelidir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki regülatör kurumların baskısı ve açtıkları davalar sonucunda Binance yolunu bırakmak zorunda kalan Changpeng Zhao'nun ABD'den çıkış yasağı devam ediyor. CNBC'nin verdiği habere göre CZ Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidebilmek için ilginç bir teklif yaptı ve Binance hisselerini teminat gösterdi. Hisselerin 4,5 milyar dolar değerde olduğu belirtilirken eski CEO'nun bu talebi de kabul edilmedi. Hatırlanacağı üzere ABD'de açılan davalar sonucunda Binance borsası 4,5 milyar dolar, CZ ise 175 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul etmişti. CZ şu anda 18 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmaya devam ediyor.